Helikopterion gövdesi muhtemelen köpek balığına benzeyen ama diş yapısı emsalsiz olan bir balıktı. İlginç görünümüyle onlarca yıldır paleontologları büyüleyen ilgi çekici ve esrarengiz bir hayvandı. Uzun yıllardır bilim insanlarını şaşırtan alışılmadık bir özellik olan benzersiz diş ve çene yapısından dolayı spiral testere anlamına gelen Helicoprion adını almıştır. Hayvanın en belirgin özelliklerinden biri bu eşsiz spiral şekilli halka şeklindeki diş yapısıdır. Bizim dişlerimiz dahil olmak üzere hayvanlarda görmeye alışık olduğumuz diş dizilimi dişlerin çene kenarı boyunca yan yana sıralanması şeklindedir. Fakat Helicoprion'un alt çenesinin tam ortasında pizza bıçağına benzeyen, üstünde diş görevi gören çentiklerin bulunduğu sarmal bir yapı vardı. Örneğin Rusya'nın Ural bölgesinden çıkarılan bu 280 milyon yıl öncesinden kalma Helicoprion besovini'nin sarmal dişi buna güzel bir fosil örneğidir. Bu fosili bölgede bulan kimdi tam olarak bilinmiyor. Belki de orada çalışan bir madencinin dikkati sayesinde fark edilmişti. İnsan ve Evrim Tarihi belgeselinden benzer durumun Denizli'de keşfedilen Homo erectus için de aynı olduğunu hatırlarsınız. Dikkatli bir madenci ve işini seven bir doğa bilimci ile tarih birden değişebiliyor. Bu örnekte de bunun bir diş olabileceğini ilk fark eden kişi Rus jeolog Alexander Karpinski'ydi ve 1889 yılında ilk defa Helicoprion'u konu alan bir makale yayınlamıştı. Karpinski'nin tarif ettiği testere vücudun geri kalanından ayrı olduğundan dolayı parçayı nereye koyacağından emin olamamıştı. Gerçekten de gören herkese ilginç gelecek olan bu yapı sarmal şeklinde dizilmiş birbirine sıkı sıkıya bağlı yüzlerce dişten oluşur. Bu gibi benzer sarmal yapılara doğada aslında çok sık rastlanılır. Bu yüzden de ilk Helicoprion kalıntıları bulunduğunda bu çentikli sarmalın diş değil aslında amonit olduğu düşünülmüştü. Örneğin ABD'nin Idaho eyaletinden çıkarılan bu Helicoprion sarmal dişine yakından bakacak olursak bunun bir amonit olduğunu düşünmenin gayet doğal bir durum olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. 2013 yılında Royal Society'ye yayınlanan bu makalede de dijital olarak taranan Helicoprion dişlerinin yapısını ve şeklini detaylı olarak görebiliyoruz. Aynı makalede keşfedildiği yıl olan 1899'dan bu yana yapılan Helicoprion çizimlerinden bazıları da yayınlanmış. Bu çizimlerdeki en eski modellerden kafanın üstüne dahi konumlanan çenenin, bilgiler arttıkça yeni modellerde bu balığın çenesinin şekli ve konumunun değiştiğini fark edebilirsiniz. Şimdi bize saçma gelse de bazı teorilerde bu dişlerin balığın dorsal yüzgecinde ve hatta kuyruğunun ucunda olma ihtimali bile düşünülmüştü. Fakat bilim böyle bir şey. En saçma teoriler bile deneme yanılma yoluna sokulmalı ki farklı fikirler üretilmeye devam edilebilsin. Örneğin bu görselde de bu diş ve çenenin 20. yüzyılın başlarında tahmin edilen kullanımının 2013 yılına geldiğimizde nasıl değiştiğini görüyoruz. Helicoprion'un diş halkasının en büyüleyici yönlerinden biri de yaşlandıkça büyüyen sürekli bir yapı olmasıdır. Spiralin arkasına yeni dişler eklenecek, eski dişler öne doğru itilecek ve balığın aşınmış dişlerini sürekli olarak değiştirmesine izin verilecekti. Henüz gerçek bir kafatası bulunamadığı için avını tam olarak nasıl yakaladığı ve onunla beslendiği çok fazla spekülasyona tabi tutuluyor. Yani bu sıra dışı diş aparatının tam işlevi hala daha bilimsel bir tartışma konusu. Bu balıkların amonitleri avladığına ve dişlerin amonitlerin kabuklarını kırma işi için özelleştiğine dair bir hipotez bile var. Başka bir fikir, balığın bir balık sürüsünün içine yüzerek çenesinden dışarı fırlattığı diş sayesinde avlarını yaralaması ve yakalaması şeklinde. Ancak birçok araştırmacı Helicoprion'un kabuklu deniz ürünleri ve kalamar gibi zorlu avları günümüzün dairesel testerelerine benzer bir şekilde ezmesine ve parçalamasına yardımcı olmak için kullanılmış olabileceğine inanıyor. Helicoprion'un diş halkası spiral şekilli bir yapı oluşturan yüzlerce ve sıkıca paketlenmiş dişten oluşur. Bu ilginç çene yapısının gerçekten de 180 kadar dişten oluşan karmaşık bir sarmal olduğu ve bu nedenle bir şekilde ağza sığması gerektiği konusunda artık genel olarak bir fikir birliği mevcut. Haklı olarak birçok bilim insanı yıllarca bu yapının balığın ağzında nasıl konumlandığından emin olamadı. Özellikle internette ve bilimsel literatürde bulunan birçok yaşam restorasyonundan hangisinin doğru olduğu hala daha yaygın bir sorudur. Bir restorasyonda alt çenenin merkezinden sarkan diş halkası vardır. Diğerinde alt çenenin iç tarafında ortada diş halkası vardır. Yine bir diğeri testere gibi görünen alt çenesine geri çekilmiştir. Yine bir başkası hem üst hem de alt çenede sarmal bir dişlenme gösterir. Helicoprion
balığın ilk olarak 1899'da Alexander Karpensky tarafından Rusya bölgesindeki Permien'den tamamlanmamış bir örnek temelinde bu diş yapısının balığın üst çenesinden sarktığına inanmıştı. Bazı bilim insanları sarmalın kabukları ve sert nesneleri ezmek için kullanıldığına inanırken diğerleri bunun balığın boğazında ve hatta vücudunun dışında olduğunu, onun avı yakalamak ve tutmak için kullanıldığını düşünüyordu. Bununla birlikte dijital taramaları kullanan son araştırmalar diş sarmalının aslında balığın alt çenesinin içinde bulunduğuna, avının yumuşak dokularını kesmek için kullanıldığına dair güçlü kanıtlar sağladı. Bu hayvan için pek dile getirilmeyen teorilerden bir diğeri, helikopriyonun diş spreylinin balığın avı olan ve o zamanlar bol bulunan bu amonitleri çekmek için sarmal kabuklu deniz hayvanlarını taklit ettiğiydi. Gerçekliğinden emin olmasam dahi bunun da ilginç bir teori olduğunu kabul ediyorum. Kafaları karıştıran asıl şaşırtıcı soru, Permien'den önce köpek balıklarında diş değiştirme için spiral olmayan etkili bir yöntem zaten gelişmişken neden bir Permien köpek balığında çene dişleri için yeni bir spiral diş değiştirme şekli gelişmeye ihtiyacı duymasıydı? Daha da ilginç durumlardan bir tanesi, bu numunelerdeki dişlerde herhangi bir aşınma veya kırılma belirtilerinin görülmemiş olmasıydı. Ayrıca diğer köpek balığı örneklerine dayanarak paleozoik köpek balıklarındaki diş değişimini yaşayan köpek balıklarına göre bu hayvanların diş değişimlerinin çok daha yavaş olduğu da görülmekteydi. Çene ve dişlerin ağızda olması ve en büyük dişlerin boğaza dönük olması durumunda daha eski dişlerin arkadan geldikçe çeneden dışarı sarkması gerekiyordu. Fakat teoride sorunsuz görünen bu durum gerçek hayatta su altında ciddi bir sürtünme yaratırdı. Çünkü bu durum önce balığın hızını yavaşlatır, daha sonra sudaki avını balığın varlığı konusunda uyaran dalgalar oluşturulmasına neden olurdu. Yani bu çene yapısı nereden bakarsak bakalım avcı olacak olan bir balık için aslında büyük bir dezavantaj gibi duruyor. Balığı bu durumdan kurtaracak senaryo ise bu çene ve dişlerin görselde göründüğü gibi dışa değil içe doğru konumlanmış olması ihtimaliydi. Böyle bir durumda yakınlardaki bir balık avcı olan bu balığın geldiğini asla anlayamazdı. Fakat bu adaptasyonda da henüz sarmal dişlerin bir çene pozisyonda olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığı için pek olası görünmüyor. O zaman haklı olarak bu diş yapısının nerede bulunduğunu sorabilirsiniz. Olası bir başka pozisyon ise hayvanın boğaz boşluğu. Bu boşluk diş yapısının spiral şeklini barındırabilir ve çene konumunda meydana gelebilecek ısırmadan kaynaklanan aşınmaya ve kırılmaya da maruz kalmamış olur. Bu size saçma gelirse mürenlerdeki ikinci çeneyi hatırlayın. Başlangıçta ağzın önünde olduğu düşünülen bu çene günümüzde artık bu şekilde yorumlanıyor. Bir boğaz diş yapısı olarak balık çenesini açtığında dişler ağız boşluğuna giren avı kapmak için aktif olur ve çeneleri kapatan dişler avı yemek borusuna doğru hareket ettirerek çekerdi. Bunun hayal kırıklığı yaratacağını farkındayım. Ama bilim böyle bir şey. Ben bu hayal kırıklığını dinozorların tüylü olması gerçeğinde yaşamıştım. Başta gözüme çok çirkin gelmişti. Fakat artık çok daha iyi görseller sayesinde tüylü olmaları çok daha hoşuma gidiyor. Belki helikopriyonun da yeni çizimleri bizim ilgimizi çekmeyi başarır. 2013 yılındaki tarama görsellerine dönecek olursak çenenin daha önce öne sürüldüğü gibi spiralin alt çeneye geçip çenenin altına kıvrılmak yerine kıvrımın alt çenenin içine doğru büyüdüğünü görebiliriz. Ayrıca çalışmadaki bazı bilim insanları bu helikopriyonun bir köpek balığı değil aksine bir holosefeli olan sıçan balığı ile daha yakından ilişkili olabileceği de belirtiliyor. Bu canlıların köpek balıklarıyla ortak nokta olarak neredeyse sadece dişlerin benzerlikleri öngörülüyor. Bu da başka bir hayal kırıklığı oldu sanırım. Etkileyici dişlerine rağmen helikopriyonun tam vücut görünümü hakkında kesin sonuçlar çıkarmak da oldukça zor. Bu yüzden gerçekte helikopriyon balığının boyu da hala belirsiz. Avustralya'dan Kanada'ya kadar bulunan fosillerden yola çıkarak yapılan tahminlerin çoğu eski ekosistemini paylaşan diğer yırtıcı deniz canlılarının bazılarına kıyasla nispeten küçük diyebileceğimiz ortalama 2,5-3 metre uzunluğunda olmasıdır. Tabii ki istisna olarak biraz daha büyük olanları vardı ve onların yanında dalış yapsam muhtemelen bu şekilde görünürdüm. Bilinen en büyük helikopriyon örneğinin dişleri 56 santim çapa 14 santim yüksekliğe ulaşıyordu. Bu da onun ortalama 7 metre civarında bir uzunluğa sahip olabileceğini gösteriyor. Helikopriyonun aerodinamik bir gövdesi, büyük bir hız ve çeviklikle yüzmesine ve avlanmasına izin veren bir vücut yapısı vardı. Bu genel vücut planı ton balığı, kılıç balığı ve köpek balıkları gibi aktif açık su yırtıcı balıkları tarafından da paylaşılan bir tasarımdı. Fakat bu yırtıcı muhtemelen daha çok sığ denizlerde yaşadı ve balık, kalamar gibi diğer deniz hayvanları da dahil olmak üzere çeşitli avlarla beslendi. Helikopriyonun dişlerinde aşınma olmaması da bize onun sert kabuklu av yerine yumuşak gövdeli kafadan bacaklardan oluşan bir diyeti olduğunu gösteriyor. 2015 yılından sonra yapılan çalışmalardan bazıları helikopriyonun çene hareketinin bu şekilde olabileceğini de öne sürüyor. Biyomekanik modelleme adındaki bu hipotezde
sarmaldaki dişlerin nerede olduklarına bağlı olarak farklı işlevlere sahip olabileceği öne sürülmekte. En öndeki dişler avı yakalayıp ağza daha fazla çekmeye hizmet ederken, orta dişler, mızrak ve arka dişler avı delmeye ve boğazın içine doğru daha fazla getirmeye hizmet eder. Helikopteron avı yakalamaya büyük bir şekilde ağzını açarak başlıyor. Ardından modern köpek balıklarının yaptığı gibi avı ağza daha fazla taşımak için daha küçük çene açma ve kapama tekrarları da gösteriyordu. Modern köpek balıkları avlarını kesmeyi kolaylaştırmak için başlarını bir yandan diğer yana sallarken, helikopteronun dişleri buna benzer her harekette muhtemelen avını daha fazla kesip parçalıyordu. Tabii ki bu diş sarmalı erken Permiyen okyanuslarında bol miktarlarda bulunan amanoitler ve neolitler gibi sert kabuklu kafadan bacaklıların kabuklarını soymak için etkili bir mekanizma görevi de görmüş olabilir. Özellikle hayvan kabuktan değil de kafadan ısırılırsa kabuğu kırmaya gerek kalmadan kafadan bacak güzelce içinden sıyrılmış olabilirdi. Paleontologların helikopteronu incelerken karşılaştıkları zorluklardan biri yaratığın çok az tam fosilinin bulunmuş olmasıdır. Helikopteron anatomisinin en ilgi çekici yönlerinden biri iskeleti. Daha doğrusu iskeletinin olmaması. Diğer köpek balıkları gibi helikopteron da diğer omurgalıların çoğunun kemikli iskeletlerinden çok daha yumuşak ve esnek olan kıkırdak bir iskelete sahipti. Bu da helikopteronun fosilleşmiş kalıntılarının nispeten nadir olduğu anlamına gelir. Çünkü kıkırdak hızla çürümeye eğilimlidir ve çok az iz bırakır. Örneğin bu helikopteron davisi fosili diş halkası cins içinde korunmuş yumuşak dokuya sahip tek örnek olma özelliğine sahip. Helikopteronun davranışı veya biyolojisinin diğer yönleri hakkında çok az şey biliniyor. Çünkü fosil kayıtları yalnızca sınırlı bilgi sağlıyor. Bununla birlikte benzersiz diş sarmalı ve esrarengiz doğası paleontologları ve benzer şekilde halkı büyülemeye devam ederek onu tüm zamanların en ilgi çekici tarih öncesi balıklarından biri haline getiriyor. Örneğin bu helikopteron Ergastomynion fosili Bingham County, Idaho'daki bir madenden çıkartılmış. Helikopteron hakkında bildiklerimizin çoğu izole dişler veya çene kemiği parçaları gibi kısmi kalıntılardan geliyor. Bu da hayvanın geri kalanının neye benzemiş olabileceğine dair bir dizi farklı yoruma yol açıyor. Bazı araştırmacılar helikopteronun günümüz yılan balıkları gibi uzun ve ince bir vücuda sahip olabileceğini öne sürerken, diğerleri onun daha geniş bir gövdeye ve yüzgeçlere sahip geleneksel bir köpek balığı gibi olabileceğine inanıyor. Bu zorluklara rağmen paleontologlar fosilleşmiş dişler, çene parçaları ve diğer iskelet kalıntılarının bir kombinasyonu sayesinde bu büyüleyici yaratık helikopteronun anatomisi ve davranışının nispeten eksiksiz bir resmini bir araya getirmeye başardılar. Helikopteron muhtemelen günümüzde derin sularda yaşayan sıçan balığı olan Holocephali'ye oldukça benzer bir yapıya sahipti. Eşsiz diş yapısı ve antik okyanus ekosistemindeki konumu, tarih öncesi diğer canlı ve köpek balıklarının evrimi ve davranışları hakkında önemli ipuçları sağlamaya devam ederken, dünyadaki yaşamın karmaşık tarihini daha iyi anlamamıza da yardımcı oluyor. Yeni teknolojiler ve teknikler geliştikçe bu olağanüstü yaratık ve onun köpek balıkları ile diğer deniz yırtıcıların evrim tarihindeki yeri hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edeceğimize eminim.